Sen bana da kelle Hüsamettin demesinler. İçeridekileri de alın, içeridekileri de. Ben adama tek vuruş yedirmeyeyim be. Bırak, efendim. Bırakın beni. Çok rica ederim. Bırakın çergiliği. Bırakmayın akiliği. Bak, buradaki eşyalar da alacağız beyefendi. Bırakın beni, bırakın. Kaldırın. Aman ahlaksız tepeciğim. Seninle 10 sene ortaklık ettiğime utanıyorum. Attığı kasıkları yetmedi mi? Tutma beni. Destur takip, destur. Faizle para alan sen diye misin? Faizini ödedin mi? %90 faiz olur mu rezil? Allah'tan kork, Allah'tan kork be! Az harcayaydın da faizle para alacak duruma düşmeyeydin. Burası tamam ha! Duvarda resmi vardır, unutmasınlar. Gel sen al, hadi! Bu daha bir şey değil! Altındaki Locus Tomofil'ini alacağım! Bırak beni efendim! Bırakın beni, şunu haddini bildireyim! Açık durduğun Locus Tomofil'i de kaptıracağım! Seni dongoyu da bıraktıracağım! Yemin ona beyefendi! Çivisini de sök! Çivisini de! Lan davar gibi ne bakıyorsun? Sök işte! Ulan pes be! Bırakın beni! Ya, sakin ol, lütfen! Evet, tamam. Rica ederim, çok sakinim! Bırakın beni diyorum, bırakın! Uymayın siz ona beyefendi, çok güzel! Her şeyimi alın! Fakat şu rezil herifi yazıhanemden çıkarın, elim kana bulanacak! Kendinize hakim olun beyefendi! 10 yıldır suratını görmemek için bucak bucak kaçtım! Defol! Elimden cinayet çıkacak! Defol! Kaşt kömüş! Buyur ah! Oza bak! Tartışmayı kısa kesseniz iyi olacak. Daha fazla hakarete lüzum yok. Para işlerinde sülalemi bile kalaylasalar sempatik karşılarım. Para bu, para! İşimiz tamam mı memur bey, sana bak! İşimiz tamam. İyi öyleyse, bir tane cara ver bakalım şuradan. Cara! Eyvallah, bir tane de yedek alayım, bu da akşama. Sağ olasın. Ama çiviyi ne yapacağız ha? Kıçına tövbe tövbe! Akıllanmadın gitti Şakir! Çivileri saklar pasını niye siler, bizim köşedeki nal burayı yeni diye satarım! Anladın mı şimdi, kalın kafalı! Oo, merhaba madem abirman! Muzaffer! Muzaffer! Bir şey yok Feroş'um, bir şey yok! Nihayet aciz edildin değil mi? Rica ederim Feroş, rica ederim, sinirlenme!
O iğrenç hacaya, o vahşi eşkıya bir kere daha paçanı kaptırdın değil mi? Malşans Feroşçum, malşans! 20 senedir kaptırdıkların yetmedi mi? Herif şarıklı erken art Feroşçum, şarıklı! Teessüf ederim Muzaffer! Okuma yazması bile olmayan o ayıya çok güvendiğin ticari itibarını da beş paralık ettirdin ha? Ben senin için artık hiçbir kurtuluş göremiyorum. Feroşçum! Ben gidiyorum Muzaffer, sana da bon şans! Nereye Ferhundeciğim, nereye gidiyorsun? Mikroplarla Mücadele Derneği'nin kokteylini! Aman neyi, Yasemin'i de götürmeyi sakın ihmal etme! Yasemin kendisine zengin bir koca arandığını bildiği için öyle yerlere katiyen gitmiyor! Gitmiyor mu? Ne demek efendim, gidecek! Yasemin biraz önce sinemaya gitti! Sinemaya mı? Gene mi sinemaya? Bana bak Feroş, ben bu kaçamaklardan artık iyice işkilleniyorum. Sakın bir flörtü filan olmasın. Benim kızım Kenar Mahalle Dilberi değil. Feroş, bu iş katiyen şakaya gelmez. Kızı bıraktın mı ya davulcuya varır ya zurnacı. Kış günü sabahtan akşama kadar sokaklarda dolaşmaktan ya rezil ya da zatürre olacağız. Yakında evleneceğiz Yasemin, bütün bu sıkıntılar bitecek. Hangi parayla? Bak, kapalı bir yerde bile oturamıyoruz parasızlıktan. Yakında çok paramız olacak ama. Cemre babana mı güveniyorsun? Kendime güveniyorum. Türkiye'nin en güzel orkestrasını kurduk arkadaşlarla. Gene atmaya başladın. Vallahi doğru söylüyorum. Ah, ne çalıyorsun? Şarkı söylüyorum. Söyle bakalım. Aa, söylemem. Provamız var arkadaşlarla. İnanmazsan gel gör. Bütçemize uygun bir yer olduk, çalışıyoruz. Burada söylemezsen hiçbir yere gitme. Adama deli derler, karakolu boylarsa. Karışmam. Bir tencere kuru fasulyenin maliyeti nasıl 5 kağıt olur ahçı başım? Nasıl 5 lira olur ha? Aman bey, bunun içinde yağ var, soğanı var... Et yok! Gözünüze dizinize dursun, haftada 100 gram eti kim yiyor? Kim yiyecek, bunlar yiyor! Aa, bilmem, ben bu evde ete hiç rastlamadım! Öst rezil! Siz düpedüz benim cebimden para çalıyorsunuz! Çalarlar ha, çalarlar! Aman bey, nasıl olur? Çalıyorsunuz, itiraz istemem! Hatının 6 günü peynirle zeytin yiyor. Ne? Hem peynir hem zeytin ha? Lan siz beni batıracaksınız! Diyen ne demiş? İnsan karnını doyurmak için değil, ölmemek için yer demiş. Çok yaşa oğlum Şakir! Dört dörtlük lakıdı diye ben buna derim işte. Ne kalın karşımdan gözüm görmesin sizi! Durun! Kıpraşmayın, kaldırın ellerinizi! Arama tarama yapacağım. Aa, bu göbekten şüpheleniyorum. Ben bir kilere bakayım ha. Yollayacaksan yolla. Acele etme. Oy! Tıpraşma! Tıpraşma dedim. Gıdıklıyorum be!
Bayramda aldığın pazeri neden giymiyorsun, beğenmedin mi yoksa? Kumaşı az almışsın bey, az biraz kısa geldi, utan. Fingirden niye utanmıyorsun ama, 50 metre mi alacaklar? Dost, bir daha üstünde görmezsem halim Allah bitiririm. Küçük bey! Gene ne var lan? Çok şey var. Senden biraz konuşmak istiyorum baba. Para lahırdısı itme de istediğin kadar konuş. Ama benim paraya ihtiyacım var baba. Lan 2,5 kağıt haftalığını daha dün almadın mı? Alay mı ediyorsun? Eşek kadar oldum baba. Aha bak bu doğru. Şakayı bırak baba. Bana büyük para lazım, evleneceğim, anladın mı, evleneceğim? Ne altı deseniz, bana paradan bahsetme. Senden sadaka istemiyorum ben. Annemden kalan paramı istiyorum. Lan param yok, anlaşıldı mı? Paracıklarını öbür dünyaya götüremezsin baba. Öst, ağzından yere atsın. Göreceksin, o bankaya bile yatırmaya korktun altınlarını bir gün gelip çalacaklar. Niye? Altın mı dedin? Nereden biliyorsun lan altınları, söyle, söyle, yoksa yerini de mi öğrendin? Yerini bilseydim senden istemezdim herhalde. Demek altınları çalacaktın, he mi? Bırak baba Allah'ını seversen! Hem oğul, sana verdiğin 2,5'lar da haram olsun. Heh. Al 2,5 liranı, tepe tepe harca! Aa, bu çocuk beni öldürecek Şakir! Ne de olsa ağa çocuğudur efendim, az biraz nazlı büyüdü. Bu naz beni gebertecek! Dert etme ağam, bunların hepsi geçer. Bir posta salıncak bar yapalım ağa, ne dersin? Dansöz Han'dan gamını dağıtır. He? Salıncak bar ha, hani geçen gün gittiğimiz yer, Han'dan! Salıncak bar? Hani şu her zıkımı yiyip içtikten sonra 10 kağıttan bir kuruş fazla ödemek... Ha, işte orası işte! Ulan biraz masraflı oluyor ama, hay yaşa sen Şakir! Hay aklınla bin yaşa mi? Senin masasına çağırıyor. Aman bu fırsatı iyi kullan. Herifi iyice mest edip altıncıkların yerini öğrenmeye bak. Merak etme bir tanem. Garsona söyle, hesabın tamamını bana getirsinler. Üstama geçen seferki gibi şöyle 4,5-5 liralık bir hesap yollasınlar. Olur hayatım. Aşk olsun Handan, bitirdin beni. O ne pata pata kız? Sam hayatım benim. Söyle canım, ciğerim. Dün gece rüyama girdin. Bitme! Vallahi billahi, sabaha kadar seninle uğraştım. Hayırdır inşallah? Pek acayip, karışık bir rüya. Anlat kız, anlat! Samcığım, seninle sarmaş dolaş, böyle büyük bir yere gidiyoruz. Sen bana bir anahtar veriyorsun. Handan sevgilim diyorsun. Al bu anahtarı, gir şu kapıdan, orada kocaman bir sandık göreceksin. Sonra giriyorum kapıdan, açıyorum sandığı, efendim ne göreyim? Çil çil altınlar! Altınları avuç avuç avuçluyorsun, başımdan aşağı döküyorsun. Sonra bana şöyle bir bakıyorsun, Handancığım diyorsun, işte ömrüm boyunca biriktirdiğim altınlar, hepsi sana feda olsun diyorsun. Söyle şu garsona çabuk hesabı getirsin. Nereye böyle? Güzel güzel oturuyorduk. Kusura kal be Handancığım. Az biraz mideme oturdu senin rüya. Böyle karışık rüyalar içime fenalık bastırır beni. Budala karı, neydi acelen? Ben sana yavaş yavaş alıştıra alıştıra demedim mi? Ne yapalım bir daha sefere? Bu gece geliyor musun? Bu gece olmaz, yarın gelirim. Altınım, yavrum, canım benim! Altın, anam, anam altın! Lan sana it diyenin gözü karasın, koçum benim! Yavrum canım, aslan altınım benim! Bir dene bekçim benim!
Canım, tatlım. Bir tanem, hadi ye, ye. Ama bak sayısladın. Hadi, hadi şinşillem ye, mama, mama. Rica ederim, çek şu musibeti. Hiç değilse kahvaltı masasında benimle meşgul ol. Ah, şinşirleyi kıskanmakta haklısın. Bu dünyada yalnızlığımı ve bedbahtlığımı unutturan tek kimse şinşilla. Kaç gündür bizi bekleyen karanlık geleceği düşünüp depreme oluyorum. Bu acıklı sözlerinle beni ağlatacaksın Feroş. Ağlamayı bırak, bir çare düşün, müflis herif. Feroş, rica ederim sinirlenme. Bak dinle beni, derhal hazırlığına başla. Bugünlerde büyük bir davet vermeliyiz. Davet mi? Düştüğümüz zor durumu etrafa belli etmemek lazım. Biliyorsun, ticari itibarımızı korumanın tek yolu insanlara tükenmez bir servetim olduğu hissini vermektir. Sonra bilhassa Haşim beylere bu davette özel bir ilgi göstermemiz lazım. Biliyorsun, oğulları Yasemin'i çok beğendiğini her haliyle belli etmiştir. Günaydın anneciğim, günaydın. Günaydın baba. Günaydın kızım, bak annenin sana bir müjdesi var. Hayrola? Yakında bir davet veriyoruz Yasemin. Aa, öyle mi? Derhal eski gece elbiseni ters yüz etmeye başla. Senin elbisenin tersinden bana yeni bir kıyafet, benimkinin tersinden de sana yeni bir gece elbisesi uydurulacak. Ama bu kaçıncı ters yüz edişimiz anneciğim? Bunun kabahatlisi herhalde ben değilim. Müflis babana söyle. Aa, bari bir orkestra çağıralım ha? Orkestra mı? Aha, masraf olmaz ki anneciğim. Bir arkadaşımın abisinin çok güzel bir orkestrası var. Ben söylersem bedavaya gelir. Bedava mı? Bak bu güzel bir fikir. Derhal çağıralım. Annemle babamla tanışman için bundan güzel fırsat olamaz. Şimdi düşün bir kere. Kızım arkadaşların ne kadar iyi çalıyorlar diyecekler bizimkiler. Onları Erol yetiştirdi diyeceğim. Aferin çocuğa, gerçekten kabiliyetliymiş diyecekler. Sonra? Sonrası çok kolay tabii. Seni mahcup etmeyeceğime söz veriyorum. Harika olacağınıza hiç şüphem yok. Hadi çocuklar, iyi hazırlanalım da Yasemin'i mahcup etmeyelim ha? Bir, iki, üç, dört! Haşim Bey geldiler. Sen geceli... Yasemin biraz rahatsızdı da. Hoş geldiniz efendim. Nasılsın kızım? Teşekkür ederim. Orhan Bey Paris'teydi, yeni geldi. Buyurun içeri geçelim. Baba, gel. Orkestrayı nasıl buldun baba? Orkestrayı mükemmel. Bütün iş Erol'da biliyor musun? Hepsini o yetiştirdi. Aferin, kabiliyetli çocukmuş. Oysa sevdikçe aşktan uzaklaşırız. Gel öylesine yalnızım ki geceler... Yasemin Hanım, deminden beri size bakıyorum, görmüyorsunuz. Ben başka yere bakıyordum onun için. Bu romantik parçayı birlikte değerlendirelim mi, ne dersiniz? Aa, tabii, dans etsinize, dans edin hadi. Birbirlerine yakışıyorlar değil mi? Ben de öyle görüyorum efendim, ben de öyle görüyorum. Sensiz kalır.
çalsanıza canım! Senin her gün gözlerine inansam, yalvarsam, dünyayı versem sen ister miydin? Yıldızları versem sen ister miydin? Güneşe kursam senin ebedi tahtını inansam, yalvarsam, inansam, yalvarsam. Hoppala 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 gel, zıplara 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 gel, oynayalım kaşık havası biz. Şıkır 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 da, fıkır 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 da, oynayalım kaşık havası biz. Şıkır 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 da, fıkır 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 da, oynayalım kaşık havası biz. Yuh ulan, ne biçim orkestra bu be? Sen, bana ha? Orkestra mı ha? Hakaret öyle mi? Çıldırdın mı sen? Bırak beni, yürüyün çocuklar! Erol! Yasemin, no.
Yasemin ne olursun. Bir sigara yakarak bunu Anne Marie'nin parmaklarının arasına sıkıştırdı. Bu arada genç kadına olanları anlatıyordu. Big Joe, Childer'i öldüren adamı bir kumar meselesi. Ne olur Yasemin, aç kapıyı, aç diyorum sana! Aç, üşüyorum burada, aç! Git burada! Erol, senin bu yaptığın delilik! Ne o, beğenemedin mi? Görüyorsun işte! Hava şartlarının bütün muhalefetine rağmen aşkın icaplarını yerine getiriyorum! Ne olur, ne olur git! Bizimkiler duyarsa! Sırtının sırası değil! Annem baban nerede? Annemi babamı ne yapacaksın Erol, uyuyorlar! Öyleyse uyandır! Seni babanlar istemeye geldim! Ama Erol, bu... Ne varmış yani? Bu ya şimdi olur ya hiç! Usandım ben artık! Erol'cum, Erol'cum, beni dinle! Hah, dinle! Ne o? Yoksa o dans ettiğin akıntı çağının suyunu bana tercih mi ettin ha? Erol, sen deli misin? Ben sadece bu işi yerine bırakalım diyorum. Annemle babam uyumuşlardır. Sen uyandırmazsan ben uyandırırım. Bu saatte olur mu Erol? Kılığına bak! Çıldırdın mı sen? Evet, çıldırdım. Beni sen çıldırttın! Erol, yapma! Yalnız seni seviyorum ben, Allah'ını seversen yapma! Allah aşkına Erol! Kim o? Dur, dur! O serseri çaldırıcı bu! Ne arıyorsun sen, ne arıyorsun burada? Ne istiyorsun? Allah'ın emri, peygamberin kavli ile... ...kızınızı istemeye geldim! Defol! Defol! Aman yarabbi! Defol, defol zibidi! Benden kız isteyecek adam mısın sen? Ben zibidi değilim efendim, tanınmış bir ailenin oğluyum. Kimsin lan, kimsin? Adım Erol, soyadım Elibol. Ne? Elibol mu dedin? Elibol mu dedin? Tüccardan Kayserili Hüsamettin Elibol'un oğluyum. Ne? O alçağın oğlu ha! İmdat, koca! Beni de ha! Bırakın beni! Çabuk kaç, öldürecek seni! Ne oldu ya? Muzaffer Birman'ın kızı İnci benim evime gelin gelecek, hem bir bak hele bak! Lan o sahtekar fanfinfanla İnci'de tuzak kurmaya kalkışırlar ha! Baba, ne ilgisi var? Yasemin'i ben deli gibi seviyorum! Baba Erol, seni doğduğuna doğacağına pişman ederim! Birman'mış, Birman'mış, Birman! Bunlar paşalar, lordlar, prensler soymuş! Bunlar Frenkçe lügatler paraladıklarından kelli! Bunların yüksek sosyetesinin fanfinfonunda... ...fanfinfan itmeyenlerin adına hacıya dinirmiş! Onları kazıkladı mı fanfinfon caha! Aynı kazığı ben attım mı alçak çarıklı hacıya! Ama babacım! Aması maması yok! Dur, dur daha evlerini de hazzettireceğim! Bir don bir boynuyla soğukta bırakıp mantar kafalıyı sürüm sürüm süründüreceğim! Bütün bu saçmalıkların benimle ve Yasemin'le ne ilgisi olduğunu sorabilir miyim? Lan sen şunu görüyor musun, sen şunu! Lan kim koydu bunu ortaya? Şükret ki ben bu tam 5 kayme saydım. Evet, bu pazarda tam 5 kayme saymamış olsaydım... ...görürdün sen gününü, anladın mı? Lan Allah kahretsin, kafada kırılacak eşya bile yok bu evde! Aş! Aş! Beygiri gibi ne dolaşıp duruyorsunuz? Estağfurullah, estağfurullah! Merak etme, babanın borç senetlerini alacağım. Nasıl alacaksın? Parayla. Hangi parayla? Babamın imzasını taklit ederek 100.000 liralık bono tahsil ettim. Suç değil mi bu? Nihayet öz be öz babam, beni hapsattıracaktı ya! Ha, bunları kıracak tefeciyi de buldum. Bugün parasını işlettiği zengin bir adamla görüşecekti. Biraz karışık bir iş. Bir çocuk oyuncağı kadar basit. Göreceksin planım nasıl bir makine intizamıyla işleyecek. Öteki planlarına benzemesin. Ha, tefecinin para alacağı zengin adamda para varsa... ...bütün iş halloldu demektir.
Büyük gırgır olacak, göreceksin. 100.000 lira mı? 100.000 lira. 100.000'e ayda 20.000 faiz alırım. 30.000 alamam, işim açını hakkına unutma. Dur bakalım çorbacı, bonoların sağlam olduğundan emin misin? Demir gibi. Babası çok zengin bir adammış. Babasının 6 aya kadar öleceğine de garanti ediyor. Babanın ismi? Muiz. Sana sarmadım lan, herifin babası. Pardon, paralar gelmeden söyleyemem diyor. Beni iyi dinle çorbacı, 100.000'lik bonoyu alır 60.000 veririm. 58.000 nakit, diğer 2.000 lirasını az kullanılmış eşya ile veririm. Adamı görürüm. Görürsün. Gözüm tutarsa bonoları beğenirsem bu iş tamam demektir Nesim Hacı Efendi. Ben buna düpedüz sahtekarlık derim. Ne dersen de, parayı başka türlü vermiyor. İnanmazsan kendisine sor. Sonra bir şartı daha var. Canımı mı alacak? 60.000'in 2.000'ini eski kıymetli eşya ile ödeyecekmiş. Ya ben eskici miyim? Eskici benim. Bana verirsin, müşteri çıkarsan ben satarım. Allah cezanı versin. Bana mı? Yok Nesim Hacı Efendi, o namussuz, insafsız, hırsız, dolandırıcı herifin Allah cezasını versin. Rezil, sahtekar, dolandırıcı! İyi adam sosunun altına gelir. Allah'ım sen bana sabır ver, herifin kıtlığına sarılacağım gibi. Müşteriniz bir saatten beri burada sizi bekliyor. Kolay mı? Öyle bir bonoları görelim bakalım. Sonra babası 6 aylık ölmezse, ben bu işte yokum. Lan! Abo! Lan sen ha! Bana parayı verecek adam bu mu Nesim Hacı Efendi? Faizle para isteyen bu it mi? Bu it, pardon. Lan sen neyine güveniyorsun? %90 faizine param alınır hayvan ol hayvan! Ödeyecek ben değil miyim? İstediğim kadar faiz veririm. Kimin parasıyla? Abo! 6 ay sonra ölecekmişim. Azrail'le kontratın mı var lan? Yoksa gırtlağımı mı basacaktın? Bunları almıyor musun? Hı? Bunlar da ne? Esbab. Kimin bunlar? Seni. Benim eski elbiselerimi bana satıyorsun ha? Tabii satarım lan! Alışveriş diye mi? Alışveriş ha? Bana bak çorbacı, bir daha bana böyle batakçı müşteri bulmaya kalkma... ...sana öyle bir kazık atarım altından kalkamazsın halim Allah! Lan it oğlu it! Gidirdiğim ekmek haram olsun lan sana! Lan itinenü! Lan yürü ben sana evde göstereceğim, yürü! Bunlar bize de geçti be! Bana bak Fatma! Sen hiç ömründe altın gördün mü? Bu yakınlarda falan! Görmez olurum mu bey? Nerede gördün bakayım? Altın bilezikler çarşıda sıram sıra! Öyle altın değil, Allah kahretsin seni aptal karı! Nasıl altın peki? Baba biraz dinlesen ne olur yani? Lan bu lakırdının nesini dinleyeyim, nesini? Bu kızı seviyorum baba, görünce sen de beğeneceksin, hem güzel hem namuslu! Defol, defol diyorum sana! Be! Birman, Birman'mış, Muzaffer Birman'ın kızı, Birman! Amanım, abo! Bu ne hal kız, yoksa sen de mi fanfifon oldun? Giydirmedin mi bey? Bayram hediyesi diye aldığım pazenden ancak bu kadar çıktı. Biliydim daha az alırdım. Dur, kıpraşma! Bu ekmek burada ne arıyor? Karnım acıkmıştı da... Gözüne dizine dursun tok evin aç kedisi. Bu saatte ekmek yenir mi? İnce anlaşıldı bu eve haftada niçin iki ekmek alındı. İnce anlaşıldı, kovuyorum seni, defol! Çok iyi ediyorsunuz, çünkü maçlıktan ölme hiç niyetim yok. Defol! Haftada 2 ekmek, haftada 2 ekmek, Erol, Erol diyorum! Ne var, ne oluyor baba? Bana bak, eve gelin getirmeye kalkacağını ön ayak ol da namusuyla çalışan az ekmek yiyen bir hizmetçi bul. Hizmetçi mi? Evet, hizmetçi. Yoksa evin işlerini bundan sonra sen görürsün. Hizmetçi ha? Hizmetçi! Hizmetçilik mi? Evet Yasemin, başka çaremiz yok. Dinle sevgilim, yarın gelirken nüfus cüzdanını da getir. Hemen Yıldırım nikahı ile evleneceğiz. Ama Erol... Bizim orkestra bir pavyonda iş buldu. Sen de bu hizmetçilik bahanesiyle babamın gözüne girersen... ...tamam. Çalışacağım anne. Çalışacak mısın? Nereden çıktı bu çalışma işi? Evde boş oturmaktan sıkılıyorum. Hem... Bu sıkıntılı zamanınızda size yük olmak hoşuma gitmiyor. Pekala kızım, sen bilirsin. Yalnız bu işi mecburiyetten yapıyormuş gibi bir havaya girme. Hiç girer miyim babacığım, hiç girer miyim? Öyle.
öyleyse yarın sabahtan itibaren bir firmada sekreter olarak çalışmaya başlıyorum. Aa, unutuyordum! Bu akşam bir arkadaşımın yaş günü, gidebilirim değil mi? Benim için hava hoş ama birazdan Sıdıka Hanım gelecek. Ne kadar dedikoducu olduğunu biliyorsun. Daha geçen gün bana, kızı akşam gezintilerine fazla sık bırakman doğru değil dedi. Aman anneciğim! Sıdıka hanımefendi teşrif ettiler. Ay. Bir yere gitmek yok, anlaşıldı mı? Aha, buyurun! Buyurun, hoş geldiniz! Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk! Hoş geldiniz Sıdıka Hanım. Nasılsınız ben görmeyeli? Haberler sizde Sıdıka Hanımcığım, haberler sizde. Kaç gündür dört gözle haber bekliyorduk. Kelle Hüsamettin'in niye bana bu kadar düşmanlık ettiğini öğrenebildiniz mi? Kelle deme Senayov. Hüsam demeyecek bendeydi, epeyce konuştuk. Vallahi benim anladığım bu adam sizi kıskanıyor. Kıskanıyor mu? Evet şekerim, kendisi çok cimri. Siz de fazla lüks yaşıyorsunuz. Tüccar dediğin parayı harcamamalı, ticarete yatırmalı diyor. Aa, canım ona ne, para bizim değil mi? Ne bileyim işte, sonra size fan fin fon diyor. Fan fin fon mu? Siz de ona haca demişsiniz. Ha? Görgüsüz haca yaşamayı bilmiyor demişsiniz. Aa, nereden kulağına gitmiş? Aa, vallahi bilmem. Sıdıka Hanım, bunu olsa olsa siz yetiştirmişsiniz. Aa, 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 olur mu Muzaffer? Hiç benim öyle bir yerden bir yere laf taşıdığımı gördünüz mü? Ha, ne diyecektim unutmadan söyleyeyim, duydunuz mu Hasan Beylerin kızı şoförüyle evleniyormuş? Ay duymamıştım! Ya, hem de hamileymiş şoför! Allah aşkına! Ya, ya, sonra Allah ama benden Allah duymuş olmayın sakın! Ayıp ettin şekerim, Sıdıka Hanımcığım, hiç söyler miyiz kimseye? Aa, dedikodu olur sonra ayol! Yasemin! Nereye kızım? Yatmaya çıkıyorum babacığım. Bu cadı karıyı muhakkak Kelle Hüsam yollamıştır. Sen de mukayyet ol kızına, fazla sokağa bırakma! Zaman kötü Feroşcuğum, öyle zırt fırt oraya buraya gitmesin! Merak etme Sıdıkacığım, bir yere gittiği yok, kapıdan dışarı çıkarmıyorum. Aşk tomurcuğum güzelim, sevgi dalında çiçeksin. Bahar seninle bitmesin, bir tanem sevgilim, dans edip gülelim. Bir gün mevsimler bitecek, aşk rüzgarları dinecek. Dünya durmadan dönecek, coşalım güzelim, bu gençlik geçecek. Hatıralar solmadan gel bana, hep gönlümüzce coşalım. Acıları, mutları seninle beraber bulup tadalım. Hatıralar solmadan gel bana, hep gönlümüzce coşalım. Acıları, mutları seninle beraber bulup tadalım. My heart is low enough for two, more than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire, I've so much, it's unfair, why don't you take a share? Just send yourself to my lips, to my arms, just say the word and they are yours. Just help yourself to the love, in my heart your smile has opened up the door. The widow's wealth that has just hit the world will never buy what I can give.
Stop yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart. Just smile and open up the door. Gelmeyeceksin sandım. Bırakmadın, o balkondan kaçtım. Nüfus cüzdanını getirdin mi? Güzel, öyleyse nikahlanıyoruz. Bizimkiler aramadan dönmeliyim. Aa. Bakın Sıdıka teyze, aslında memleket çapında bir dedikoducu olduğunuzu, ağzınızda katiyen laf tutamayacağınızı bilirim. Rica ederim kızım, nasıl söz o öyle? Ne olur alınmayın, kötü maksatla söylemiyorum. Yalnız bana sizden başka yardım edecek kimse olmadığı için size şu anda çok önemli bir sır vermek zorundayım. Sır mı? Aman anne, sırrı Yasemin! Bu sırrı tam bir ay saklayacağınıza Kur'an'a el basıp yemin eder misiniz? Aa, ama bir ay da çok zaman kızım. Öyleyse söylemem. Bir ay dayanamam Yasemin, bir ay olur mu hiç? Bir hafta, 10 gün desen, hadi neyse! Peki Sıdıka teyze, 20 gün olsun, 20 gün dayanabilir misiniz? Ne yapalım, dayanırız! Yemin edin! Sırrını 20 gün içinde herhangi bir kimseye söylersem, Kur'an çarpsın! Hadi söyle bakalım şimdi, sırrın neymiş, neymiş? Sıdıka teyze, ben yarın akşam evleniyorum. Allah aşkına, kimin evleniyorsun? Orası gizli. Aa, oldu mu ama? Bak Sıdıka teyze, bizimkiler dedikoducu olduğunuz için sizden çekinirler. Şimdi ben bizimkilere yarın akşam sizde kalacağımı söyleyeceğim. Yani beni suçuna ortak ediyorsun! Ne suçu Sıdıka teyze, sevap, nikahlanıyorum. Olur mu kızım, senin gibi bir kız kuru bir nikahlı olur mu? Avallahi olmaz! Bak Yasemin, sırrını tutarım ama sen de bana Hilton'da şanlı şöhretli, telli duvaklı düğünün olmadan o kocan olacak herifin koynuna girmeyeceğine yemin et! Yemin et! Pekala Sıdıka teyze, girmem koynuna. Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. İkinize de ömür boyu saadetler dilerim. Tebrik ederim kızım. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Al canım. Hilton'da düğün yapmazsan karışmam ama. Yaparız canım, yaparız. Buyurun efendim. Niye böyle mahsulsun sevgilim? Yoksa evlendiğine pişman mısın ha? Yok, ne münasebet! Sadece oda meselesini düşünüyorum. Ne odası? Düğünsüz evlenmek garip oluyor Erol. Yani nasıl anlatayım, ailelerimizin de hazır bulunacağı bir toplantı yapmadan... Bence bu gece ayrı odalarda yapmamız daha münasip. Hoppala, bu da nereden çıktı? Hiç, öyle düşündüm işte. Dinle sevgilim, aynı odada kalmaya mecburuz. Niye? Çünkü bir kere her şeyden önce otelde başka boş oda yok. Sahi mi söylüyorsun? Yalan söyleyecek değilim ya. Buyurun efendim. Hele önce nikahımızı kutlayalım. Erol! Söyle sevgilim. İnsan yere yemin ederse sahiden çarpılır mı? Aman be Yasemin, ne ilgisi var şimdi?
üstümü değiştireyim bari. Beyefendi bir şişe daha emretmişlerdi hanımefendi. Aa, öyle mi? Bilmiyordum. Kim bilir ne kadar yoruluyorsunuz değil mi? Anlamadım efendim. Herhalde bütün odaları dolu bir otelde servis yapmak kolay olmasa gerek. Öyledir efendim. Gel gelelim şu sıra otelimiz tamamen boş sayılır. Anlamadım. Otel boş mu? Öyle gibi bir şey efendim. Bir siz varsınız, iki de turist var. Geriye kalan 138 odamız tamamen boş. Ya, iyi akşamlar. Ya! Hadi karıcığım, sen de geceliğini giy. Yaklaşma bana! Efendim? Yaklaşma dedim! Sen hilekarın, yalancının, sahtekarın birisin! Yasemin, neler söylüyorsun? Otelin bütün odaları dolu, ha? Bana yalan söyledin, beni kaldırdın değil mi? Allah bilir, kıydırdığın nikah da sahteydi! Yasemin! Zaten senin yalana dolana ne kadar yatkın olduğunu... ...babana sahte imzayla bono yutturmaya kalkıştığın zaman anlamıştım. Anlamıştım ama üstünde durmamıştım. Yasemin, delirdin mi sen? O işe sadece babanı kurtarmak, seni mutlu etmek için kalkıştığını nasıl anlayamıyorsun? Ben zavallı, tecrübesiz bir kızım. Sen beni hep oyuna getirdin. Belki de babanın babama oynadığı oyunun bir parçası bütün bunlar. Bak Yasemin, babanı ve babamı bu odadan uzak tut. Zavallılar, isteseler de yaklaşamazlar. Çünkü sen beni kaçırdın ve o bu odaya hapsettin. Yasemin, sarhoşsun sen. Yasemin, dinle beni sevgili. Bırak beni. Allah! Yasemin! Yasemin, nereye gidiyorsun? Yasemin! Yasemin, şaka ediyorsun değil mi? Yasemin, sevgilim! Sevgilim, bak dinle beni! Yasemin, sevgilim, bak ne diyeceğim ama! Ne diyeceksin? Saatim mi? Kol saatim içeride kalmış. Kol saatin mi? Hı. Al! Yasemin, aç şu kapıyı! Rahat bırak beni! Yasemin, aç diyorum! Ne yapacaksın? Sıkıştım be, sıkıştım işte! Başka diyeceğim var mı? Yalancı, yalancı, sonra kimse inanmaz! Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz! Yalancının mumu yatsıya kadar yanar! Yasemin, yeter artık! Ben yanıyordum burada mum gibi! Yaklaşma! Yaklaşma Erol! Ya bugüne bugün karımsın! Banyoda da yatsak beraber yatacağız! Pekala, yat bakalım! Yatarım ya! Yatacağım işte! Hasta olayım da gör! Hüsamettin abi! Hüsamettin abi! Hüsamettin abi! Hüsamettin abi! Ben söylemedim mi ben size bu kulübeye yaklaşılmayacak diye? Altına sokuldun mu, bitirir demedim mi? Batmalıydı bacağını ki görmeliydin gününü. Yeni hizmetçi gelmiş Hüsamettin abi. Gazel mi? Çok güzel. Değil mi? Abo, adın ne senin? Sabahat. Amanım, pek de gençmişsin kızım. Nerede çalışırdın daha önce? Tüccar Hasip Beylerin evinden çıktım efendim. Öyle mi? Peki niye çıktın bakayım? Efendim, niye mi çıktım? Efendim, o
kadar müsriftiler ki dayanamayıp her gün kendileriyle kavga ediyordum. Abo, ne müsriflik yapıyorlardı? Aa, ne yapacaklar efendim? Mesela eski demlenmiş çayları bana bir aydan fazla kullandırmayıp hep döktürüyorlardı. Abo, bu aydır müsriflik görülmüş şeydi. Ya. Bizim evde bir paket çay 6 ay kullanılır. 6 ay mı? O bile az. Bir paket çay en az 1 sene kullanılmalıdır. Eferim sana, pek akıllı bir kıza benziyorsun. Ne maaş istiyorsun benden bakalım? 5 lira olsun efendim. Haftada 5 kağıt göreceğiz. Olsun. Aa, haftada değil efendim, ayda 5 lira demek yok istedim. Yok canım! Ya. Allah Allah! Allah Allah! Sahi mi? Aferin lan oğlum, bak doğduğundan beri ilk defa işe yaradım. Evladım Sebahat, sana son bir sual daha soracağım. Fazla yemek yer misin? Ben mi efendim? İyi. Peki ama nasıl böyle fıstık gibi olmuşsun? bol bol su içerim. Çünkü 2 su 1 ekmek, 2 ekmek bir biftek yerine geçer efendim. Abo, nerede de güzel. 2 su 1 ekmek, 2 ekmek bir biftek. Duydun mu lan Erol, duydun mu bunu? Artık bizim eve et girmesine de lüzum kalmadı. Nihayet bizim eve göre hizmetçi bulundu. Ya, lan ahçıbaşı, ahçıbaşı! 2 su 1 ekmek, 2 ekmek bir biftek, vay canına! Buyurun efendim. Bu akşam eve misafir çağırıyorum ahçıbaşı, mükellef bir sofra istiyorum. Aman efendim, topu topu 250 gram un, 1 tutam pirinç, 2 tutam şehriyeden başkakilerde hiçbir şey yok. Bunlarla yemek bir pişer beyim. Bana bak ahçıbaşı, 2 su 1 ekmek, 2 ekmek bir biftek. Sonra bizim bahçeden biraz yeşillik toplarsın, hepsi o eder. Haa, depodan eşyaları çıkarmayı da unutmayın. Daha hala duruyorsun, hadi lan! 2 su 1 ekmek, 2 ekmek bir biftek, buna da şükür. Bunların hepsi aptal, bu akşamki programı sen hazırlayacaksın. Baştın efendim. 2 su 1 ekmek, 2 ekmek bir biftek. Bırak, bırak! Ya kendi evimde kendi karımı öpeyim, ne şey miyim? Bağırırım valla! Dur, vazgeçtim Allah kahretsin, vazgeçtim! Ya şöyle! Şimdi ben akşama ne yapacağım? 2 su 1 ekmek, 2 ekmek bir biftek. Hadi, hadi bas! Yahu hiç masa eskimesin diye depoya kilitlenir mi be? Buna da şükür beyim, buna da şükür. Ya Allah muhafaza, yatağını döşeğini kilitleseydi, buna da şükür. Bana bak Bursa'sa. Hüsamettin abimin teneke teneke altınları varmış derler. Vardır ya, vardır. Nerede biliyor musun? İşte bir bunu kimse bilmez. Beyefendiciğim, sen sandalyeleri getir, ben de bahçeden bir yol zerzevat toplayayım. Allah kahretsin hepinizi be! Bunun da göğünü çöplüğe düşmüş. Kimin aklına geliyordu koskoca Rıza Bey'in oğlu evdeki hizmetçiyi ifade etsin de? Tövbe tövbe! Ya! Ana! Kız Sabahat, ne dikiliyorsun öyle? Salatanın tuzunu unutmuşum da. Ne tuzu kız, tuz burada. Getirsene, getirsene! Tuzluk buradaymış sahi. Kur'an'a el basayım, unuttum. Tuzluğundan Kur'an-ı Kerim'in ne alakası var? Tövbe tövbe! Kur'an'a el bastınız, daha gününüz dolmadı. Ben bir şey görmedim ki. Neyi görmedin Sıdık'a? Tuzluğu görmedim. Bak Sıdık'a, bu salatalar bizim bahçede büyüyor. Onun için bol bol yiyebilirsin Sıdık'a diyor. Ardı yufka diye mi kızım? Yok, 2 su... ...bir ekmek. 2 ekmek bir biftek efendim. Oh, ömrüne bereket, ömrüne bereket. Meyvede var mı? Tabii. Bir bardak suya 1 kesme şeker, hem komposta hem 2 portakal yerine geçer efendim. Gördün mü Sıdık'a, gördün mü kızı? Vallahi bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı. İşim bitti efendim, eve gidebilir miyim? Pekala, git kızım. Zamanın gelirken de o geçen gün getirdiğim pırasalardan almayı unutma. Varsın efendim, iyi akşamlar. Bu kız yaban kız Sıdık'a, evde israf olmasın diye pırasaları mahallesindeki bostandan aşırıyormuş, biliyor mu? Ya! Müsaadenizle, iyi akşamlar. Ne diyordun sen, Rıza Bey'in delikanlı oğlu hizmetçi kıza ne yapmış diyordun? Hizmetçi mi, delikanlı mı? Tövbe tövbe! 2 günün 1 olmuş, bize halt etmek düşer. Herifi buraya getirene kadar akla karayı seçtim. Bu gece o altınların yerini öğrenemezsen bütün emeklerimiz boşa gidecek. Merak etme sevgilim, her şeyi çok iyi hazırladım.
Herifi eve götür, ben de arkandan gelirim. Peki hayatım. Artık ayrılalım kocacığım. Yasemin, biliyor musun, ben artık usandım. Ne biçim evlilik bu ya? Bir akşam beraber olamayacak mıyız? Dinle. Eve bir yalan uydur, bu akşam çalıştığım pavyona gel. Hiç olmazsa biraz dans ederiz ha? Peki kocacığım, annemle babamdan izin koparabilirsin, bu akşam gelirim. Aman! Sonu nereye varacak bilmem. Bu gece evden çıkmak için gene Sıdıkaya gidiyorum diye numara yaptım. Sen o cadalo Sıdıkayı yola getirdikten sonra babamı adadı yumuşatırsın. Bazen babamı düşününce gerçekten fenalık basıyor. Hayır, ne yapacak bu kadar altını bilmem. Yemez, içmez, eğlenmez. Kumar desen, kadın desen o da yok. Andan çekilin yoldan geliyor. Babam! Geliyor. Hadi şekerim, bize gidelim hadi. Gedek ciğerim, gedek! Vay zampik beder var! Olur iş değil ya! Takip edelim, belki işe yarar bir koz ele geçiririz. Hadi gel! Yani vaziyetiniz az biraz polisiye mi? Hayır kardeş, daha ziyade dram. Böyle evladını aç susuz koyup da hani parasını barkarlarına yediren pederzedeyiz. Allah şaşırtmasın. Aa, şuraya bak Erol! Vay canına! Bizim bütün aile seferber olmuş bu gece. Bu işte bir bit yemeği var ama dur bakalım. Ne haber? İçkisine ilaç koydum, bu gece bülbül gibi konuşturacağım. Göreyim seni handan, altınları aldık bu, ver elini Avrupa, Amerika! Dandan, çekilin yoldan geliyor, bakmağın ne de kaldı bu! Geliyorum sevgilim, geliyorum! Geliyor, şimdi danzom oldu, sen yan odaya geç. Handan, 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 çekilin yoldan, geliyor batman, oh anam, oh anam! Uf, anam, kaymak, kaymak! Ya, handan, handan, çekilin yoldan, ahan geliyor batman! Bıktım ama bu şakadan! Ben de bıktım ama, onun için biraz daha dans et bakalım. Dans mı? Ya. Ha, bak iyi bir fikir. Hadi seninle soran soyunuyor, oynayalım. Neymiş o kız? Gayet basit. Oynayalım yavrum. Anam oh! Bak şimdi ben dans edeceğim. Hem dans edeceğim, hem sana bir takım sorular soracağım. Sen sorularına doğru cevap verirsen, her doğru cevap için üstümden bir şey çıkaracağım. Soran soyunuyor, la emme de fanfi boş şeymiş. Aynı ben senin cız cıbıl kalana kadar soyamaz mıyım ha? Tabii soyarsın hayatım, bak başlıyoruz. Adın ne? Kelle, adım Kelle, Kelle Hüsam, Hüsam Kelle, elim ol, çıkart, çıkart yavrum, Allah! Dur, heyecanlanma canım, anladık! Çabuk ol, çabuk ol! İkinci sual geliyor. Gelsin yavrum, yol bir suale kesme! Adı ne bu köpeğin?
altın. Altın mı? Nerede bu altın? Çıkart, çıkart! Söyle, altın nerede? Köpek kulübesinde, köpek kulübesinde! Köpek kulübesinde mi? Köpek kulübesinde, kulübesinde, kulübe köpeğinde! Köpek kulübesinde mi saklı altınlar? Allah kahretsin, uyudu! Ne var, ne oldu? Altın galiba köpek kulübesindeymiş. Allah kahretsin! Altın tabii köpek kulübesinde, köpeğin adı Altın! Ne bileyim canım, herif öyle söyledi işte! Öyle mi dedi? Ben gelmeden bir yere salma, ne yap yap oyala herifi! Yavrum, altın al bakayım yavrum. Hop. Çapkın seni, vallahi bitirdin bu gece beni! Ben mi kız, neyini bitirdim seni? Senin gibi ateşli bir erkeğe hiç rastlamadım! Ne geliyorsun ya? Handan handan, çekilin yoldan! Geliyorum atmaz! Yatak odasına mı kız? Evet hayatım, hemen uyuyacağım! Sen de git evine yat, ha! Nader mızıkçısın be! Bugünün yarını da var şekerim, hadi! Handan handan, çekilin yoldan! Geliyor batman, heybeci de sırtında! Altınım, altınlarım! Sizi okşamadan nasıl uyurum ki ben? Altınlarım, yavrularım benim, altınlarım. Altınlarım, imdat! Hırsız, polis, polis! Amanın paralarım, amanın altınlarım o çaldı! Muzaffer Birman paracıklarımı çaldı! Paralarım, altınlarım, paracıklarımı çaldı! Uyanın, uyanın, herkes uyansın, buraya gelsin polis! Polis gelsin, gitti! Ne oldu Süvarbı? O alçak Muzaffer Birman paralarımı altınlarımı çaldı. Ne oldu baba? Derhal polise telefon et, Muzaffer Birman'ı derhal yakalayıp idam etsinler. Dur baba, kafanı kıracaksın. Polise telefon et, çabuk telefon et, hırsızı yakalayıp bütün paralarımı geri vermezlerse bütün mahkemeleri mahkemeye vereceğim. Bütün hırsızları yakalayıp idam ettireceğim.
Şakir evde mi? Hayır Küçük Bey, beyefendiyle çıkmışlardı, bir daha görünmedi. Sen babamı oyalamaya çalış. Polise falan gönderme ben dönünceye kadar. Baş üstüne. Yemeyenin parasını yerler tabii. Dandan öte dandan çekilin, yoldan geliyor. Anlaşalım Şakir. Sen 8 aydır çekiyorsun pederden, ben 26 yıldır çekiyorum. Hissemi verirsen susarım. Bu kadar akıllı olduğunu bilmezdim yeğenim. Anlaşırız. Kıpırdarsanız ikinizi de bitiririm. Bunlar hediye olsun. Pederin kahrını aylardır çektiğin için. Bana gelince Allah sabırlar versin. Gözünüz aydın beyefendi. Gözünüz aydın. Paracıklarım, altınlarım, yavrularım benim. Paracıklarım, paracıklarım. Dur lan! Çıkar altınları. Çıkar diyorum. Ne oluyor baba? Çıldırdın mı sen? Yolda getirirken mutlaka çaldım. Çalmadım baba, ne çalması? Yemin et. Allah cezamı versin, çalmadım. Pekala, inandım. Sana mükafat olarak eski pabuçlarımı vereceğim. Hepinizi sevindireceğim. Sizlere de mükafat olarak birer zeytin denesi vereceğim. Sağ ol ağam. Ah, köpek bile usanmıştı bekçiliğinden. Çalmadık, çaldıramazsa başımız göğe erdi. Hüsamettin Bey adına gelen haciz memurları teşrif ettiler efendim. Haciz memurları mı? Aman yarabbi! Gene mi siz? Buyurun efendim, buyurun şöyle. Gel. Muzaffer, rica ederim bir şey yap. Ne yapabilirim hanım, ne yapabilirim? Hem sen köpeğine göz kulak ol. Biraz daha edepsizlik ederse süs köpeği olduğunu fark edip onu da hazzederler. Merhaba baba. Kim bunlar baba? Haciz memurları. Haciz memurları mı? Gene Hüsamettin Bey mi bunları yollayan? Başka kim yollar kızım? Kayserili kelle Hüsam'dan başka kim yollar? Karıcığım, yalvarırım ağlama, yalvarırım kes şu ağlamayı! Haciz memurları eve kadar geldiler. Babamla annem kahroldular. Canım efendim, üzme kendini. İşin sonunda ölecek değiliz ya. Para yabancı yere gitmiyor, baban değildi, kayınpederine geçti. Yoksa sen de mi babanın oğlusun? Yoksa sen de mi paraya düşkünsün? Yoksa babamdan babana geçecek paraların sana kalacağını mı hesap ediyorsun? Böyle bir şeyi düşündüğün için asıl çirkin hesabı yapan sensin! Senin babanın da, benim babamın da, paranın da, her şeyin de canı cehenneme! İğrendim ben bu işten, anlıyor musun? İğrendim! Evliliğimizin daha 20. gününde birbirimizi kedi köpek gibi yiyoruz! Evet, her şey olacağına varır! Kim bilir belki sen de paradan ve fanfinfondan başka bir şey düşünmeyen bir zıplırsın! Erol, bana hakaret ediyorsun ama! Evet, ediyorum! Babamın sizden aldığı paraları cebime indireceğimi söylerken sen bana hakaret etmedin mi sanki? Gidiyorum! Gidiyorum, anladın mı? Allah'a ısmarladık, Erol, eli bol! Hay Allah kahretsin! Erol oğlum, sana bir şey danışacağım. Arkadaş gibi, mühim bir şey. Şu hizmetçi Sabahat'i nasıl buluyorsun? Sabahat'i mi? He ya! Dünyanın en fevkalade insanı. Namusuna ne diyorsun? Uçan kuş kadar saf, melekler kadar temiz. Efendim oğlum, ben de aynı fikirdeyim. Hem iyi, hem güzel, hem namuslu, hem de en mühimi tasarruf bakımından beni bile cebinden çıkartacak kadar mükemmel. Mükemmel ya baba! Aferin! Böyle bir kızla izdivaç fikrine ne dersin?
Sabahattin insana fevkalade eş olabilecek bir kızdır baba. Tamam, böyle düşündüğüne çok sevindim. Babacığım! Ben de Sabahattin'e Allah'ın emri peygamberin kavliyle evlenmeye karar verdim. Ne? Sen? Ben! Sabahattin'e evlenmeye karar verdin? Sabahattin'e evlenmeye karar verdim. Olmaz! Olmaz, imkansız bu! Yasemin annem olacak! Oynatıyorum galiba! Ne Yasemin'i lan Sabahat, Sabahat! Dikkat et, bundan sonra kıza böyle bakarken çapkın çapkın koş süzme! Çünkülüm yakında annen olma ihtimali gayet denem kuvvetli! Baba! Aman yarabbi! Yasemin, annem! Annem! Karım! Küçük bey, Allah'ını seversen bana bir akıl ver! Bahçede tek salata kalmadı! Kilerde de ne un, ne pirinç, ne yağ var! Vallahi billahi nasıl yemek pişireceğimi bilemiyorum! Tut şunu! Al bunları, götür sat! Sattıktan sonra da şöyle bir kasa içki al bana! Başka türlü derdimi unutamayacağım! Hadi durma, hadi durma, yürü! Sahi mi Hüsam, sahi mi bu haber? Tanıyor muyum evleneceğin kızı? Tanımaz olur mu canım, bizim hizmetçi! Ne diyorsun Hüsam, aman Allah'ım! Ne var, ne olmuş, beğenemedin mi? Yok canım, yok canım, yok yok! Ne oluyorum be? Ayol, tebrik ederim Hüsam! Hinci bir kere bu iş nikâha kadar seninle benim aramda kalacak. Seninle benim aramda. İkincisi, kızın ailesini derhal tahkik et. Ailenin herhangi bir arızası yoksa kızı gidip hemen isteyeceğini anlaşıldı mı? Başım üzere Hüsamcığım, başım üzere. Öyleyse hemen yola koyul, tahkikata başla. Hemen şimdi. Hemen Hinci. Hemen. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz... Ne yapıyorsun be? Hiç, takvime bakıyorum, 20 gün oldu mu diye, yani bugün uğurlu gün mü değil mi diye... 17, 18, 19... 20! Neyin uğurlu günüymüş? Uğurlu günmüş, çok uğurlu günmüş, bundan daha uğurlu gün olamaz! Görürsünüz hepiniz gününüzü, görürsünüz hepiniz gününüzü! Nen var kızım, keyifsizsin. Yok bir şey baba. Hanım, şu musibeti bırak da hiç değilse sofrada benimle meşgul ol. Şu işinle kıskanıyorsun değil mi? Halbuki zavallı hayvan hiçbir zaman şefkate bu kadar muhtaç olmamıştı. Tasmasının haciz edileceğini hissettiği günden beri o kadar bedbaht ki. Sen onu bırak hanım. Hizmetçiyle valinin aylığını nasıl vereceğiz, onu düşün. Avrupa'dan aldığın platin ayakkabı çekiciğini satarsın. Sahi! Onun platin olduğunu aciz memurları fark etmediler. Sıdıka hanımefendi teşrif ettiler. Yasemin, utanmıyor musun yaptıklarından? Sıdıka teyze! 20 gün doldu, onun için içimi iyice boşaltacağım. Feroz! Senin kızın sizden gizli meçhul bir nikah kıydıktan sonra... ...kelle Hüsam'ın evinde hizmetçilik yapmaya başladı. O da yetmiyormuş gibi, şimdi de Hüsam'ı ayartmış. Kelle Hüsam'la evleniyormuş. Ne? Babacığım ben sadece Hüsam Bey'in oğlu Erol'la nikahlıyım. Ne? Babacığım çok seviyorum Erol'u. Onunla ayrılmamın imkansız olduğunu bugün onunla kavga ettikten sonra daha iyi anladım. Babacığım çok seviyorum Erol'u. Babacığım beni! Babacığım, bey yapma ne olursun, ayağını öpeyim, yapma! Bırakın beni! Bey yapma! Diyorum. Nerede? Nerede tabancamı öldüreceğim onu? Ellerimle öldüreceğim. Tabancam, tabancam! Thank you.
Erol? Erol benim canım, Yasemin. Bana kırgın olduğunu biliyorum Erol. Bütün kabahat bendeydi, biliyorum. Sinirlerim bozuk olduğu için ne dediğini bilmiyordun Erol. Bilmeyerek, istemeyerek kırdın beni. Seni affedebilirim. Artık hep senin yanında olmak istiyorum sevgilim. Birbirimizi deli gibi sevdiğimizi, evli olduğumuzu, her şeyi anlattım bizimkilere. Gizleyecek hiçbir şeyimiz kalmadı Erol. Erol? Ne var lan, ne oluyorum? Başladık mı, ne işi var burada? Pencereyi karıştırdım efendim. Vallahi pencereyi karıştırdım. Pencereyi mi karıştırdın? Kız önerdi mi? Yoksa aşkıma mukabele etmeye mi geldin? Yok, pencereyi karıştırdım, pencereyi! Oğlum! Senden evleneceğimi Erol'a da söyleyi de daha bir rahat ettim. Artık bu işin lamı cimi kalmadı. Baba! Baba! Ne var lan gecenin bu saatinde? Ben de konuşmaya geldim. Çık lan, gene ne istiyorsun benden? Lan! Senden artık her şeyi açıkça konuşmaya karar verdim. Oo, ne istiyorsun lan gecenin bu saatinde? Sana söyleyecek o kadar çok şey var ki. Bu saatte ışık bir yanar, sarf edilecek paraya yazık. Hadi git yat. Bana bak baba, bugün evleneceğini söylediğin kızın benim karım olduğunu biliyor musun? Aloo, Sabah senin karın. Sabahattin, Yasemin. Sabahattin, Yasemin. Sade o kadar da değil, şunu da artık öğren. Yasemin Muzaffer Birman'ın kızı. Sabahat Muzaffer Birman'ın kızı. Sabahattin Yasemin! Sabahattin Yasemin! Ben karımı buraya Muzaffer Bey'le aranıp bulmak için getirdim, sen ona göz koydun, yani karıma! Allah beterinden esirgesin! Başka zaman olsaydı bu işi kan temizlerdi! Zaman o zaman diyelim oğlum, zaman zaman diyelim. Bak, iyi dinle beni. Kayınpederimle arandaki o münasebesiz husumet yüzünden nihayet karımla da kavga ettik. Dinle baba! Derhal Muzaffer Bey'in bonolarını geri götürüp hacizden vazgeçeceksin, anlaşıldı mı? Anlaşıldı oğlum, amanın anlaşıldı. İkincisi, bir daha öz gelinin olan Yasemin'e kötü gözle baktığını görürsem, seni öldürürüm! Öldürürsün, vallahi öldürürsün. Ha. Hadi gel, yat yavrum, aslanım. Malı mülküm senin olsun. Hadi yavrum, hadi. Bir kalk, kalk kız, kalk da kaç buradan. Başım nerede girecek, kalk. Allah rahatlık versin oğlum! Baba! Yavrum! Beni affet baba! Amanım! Ha? Baba! Senin kaç ayağın var? İki! Bunlar ne? O iki denesi de arka ayaklarım yavrum! Öyle mi? Karım babamı yatağında! Nereye kaçtırmış? Sus benim diyelim! Ya karşıldım ben biliyorum! Sen karışma Yasemin! Aman korkun için! Sus ben de diyelim! Sen hadi söylesene karıştırın! Sizi alçak, sizi ırk düşman namussuzlar! İkinizi de öldürecek! Allah'ım kadar! Aman Allah'ım, bu iş yatımhanede ya hapishanede biter! Bu güzel barışmanın şerefine içelim. Hay çek! Hüsamettin beyefendi ile benim aramda sadece ticaret anlayışımızdaki bazı ufak tefek nüans farkından doğan küçük bir ihtilaf vuku bulmuştu. Buna dargınlık adını vermen biraz mauvais foi olmaz mı? Vallahi kardeş ağa, ben bunun fanfinfon tabirini bilemem ama bizim lügatçelerde bu işe esnafça kavga derler. Aynı biz itiştik, tepiştik, alıştık, en sonunda çocuklarımızı evermeye ve de ortak bir firma kurmaya karar verdik. İhracat bende, ithalat sende olursa, ben de bu cimrilik sizde de bu fanfinfon oldukça katiye sırtımız yere gelmesin ya! Ortaklığımızın ve çocuklarımızın şerefine! Aaaa!
aşk bahçemiz.